Sayın Ali Ekber Yıldırım'ı alkışlarınıza kürsüye davet ediyorum. Hatay'da olmaktan son derece mutluyum. Türkiye'de tarım yeterince destekleniyor mu sorusu, hani buraya sorsam herhalde %99 hayır, desteklenmiyor denilecek. Bir de toprakla ilgili bir düzenleme öngörülüyor. Bu toprak konusunda da toprağını kullanmayanları toprağa kiralanarak biz kiralayacağız, orada üretim yapacağız. Kaç tane hissedar varsa o hissedarların hesaplarını, paralarını yatıracağız. Peki bu ne zaman uygulanacak? Çünkü Türkiye'de bakan değiştikçe politikalar da değişiyor. Biliyorsunuz bundan önceki bakanın gündeminde en ağırlıklı konu elektrikli traktördü. Biz 3 yıl boyunca elektrikli traktörü konuştuk. Yeni bakan gelince dedi ki ya benim gündemimde böyle bir konu yok. Ya bir anda değişiyor. Çok iyi modeller hazırlıyoruz, çok iyi planlar yapıyoruz ama onu sonra rafa koyuyoruz, rafa kaldırıyoruz, uygulamıyoruz. Bir de tabii Türkiye'de destekler hem çok geç açıklanıyor hem de çok geç ödeniyor. 2021'in destekleri 2022'nin sonuna doğru ancak ödenebiliyor. 2007'de Türkiye'de tarıma verilen destek 4 milyar dolarmış. 2022'deki bu 25.8 milyar lirayı hesapladığımızda 1.6 milyar dolar. Yani 2007'de 4 milyar dolar olan destek 2022'de 1.6 milyar dolara düşmüş. Bu hububat grubunda dekar başına 46 liralık bir gübre desteği var. Ama diğer ürünlerin hepsinde 21 lira. Yani mazot ve gübre desteği en yüksek oranlı pamuğa veriliyor. Ve toplamda 271 liralık dekar başına bir destek var pamuk ve çeltikte. Şu anda İspanyol zeytinciler Türkiye'ye gelip bizim zeytinimizi alıp buradan işleyip Rusya'ya ihraç etmeye çalışıyor. İşte zeytinyağını alıp İtalya'ya, diğer ülkeler almak istiyorlar. Türkiye'ye büyük bir fırsat ama burada da baktığımızda yine işte zeytinde 15 kuruş, zeytinyağında 80 kuruş olan destekleme primi yine artırılmadı. Verimli üreteni cezalandıran bir uygulama var. Mesela pamukta dekara 500 kilonun üstünde üretirseniz, diyelim siz 600 kilo aldınız, bakanlık diyor ki devlet hayır diyor, ben 500 kiloya kadar destek veririm, sen 600 lira 600 kilo yaptıysan o beni ilgilendirmez diyor. Bir anlamda verimlilik de cezalandırılmış oluyor. Bakın 100 yıl geçmiş neredeyse, biz şimdi tekrar dönüp Atatürk'ü referans alarak yeniden kuru tarım yapabilir miyiz? Çünkü iklim krizi var, su sorunu var. Yani mutlaka kuru tarıma yeniden daha fazla yer vermemiz, değer vermemiz gerekiyor. Ülkemizde, özellikle ilimizde çiftçilerimiz hak ettiği desteklemeyi göremiyor. Bizler bu bölgenin vekilleri olarak, şahsım adına, diğer vekil kardeşlerim adına da konuşuyorum. Her zaman ovada, tarlada çiftçimizle el ele, kol kola bütün sorunları hem yerinde hem mecliste dile getiriyoruz. Lütfü Savaş Başkan her konuda olduğu gibi kırsal kalkınma projesiyle, fidesiyle, gübresiyle bir belediye başkanının katkılarının fevkalade üstünde çiftçiye destek veren koca yürekli bir insan. Bizler, ya çiftçi kazandığı zaman teşekkürü de bilir, şükranı da bilir. Ama kazanmadığı zaman da onun itirazına kulak vermek lazım. Bugün güzel ama dertlendiğimiz ve yıllardır sorunlarla boğuşup o sorunlarla çözüyormuş gibi yaptığımız ama çözemediğimiz bu dertleri konuşmak için buradayız. Ben de geçmişte çiftçilik yapan ailenin çocuğuyum ama yıllardır çiftçilik yapmıyorum. Yalnız 14 yıldır bu şehrin belediye başkanıyım. Yani insanlarımızın derdiyle dertlenmeye çalışan bir insanım. Yıllardır bir hükümetimiz var, 20 yıllık hükümet ve yıllardır bu hükümet içerisinde değişen bakanlar var ve bakanlar değiştikçe fikirler, mevzuat ve uygulamalar da değişmekte. Hal böyle olunca da çiftçilerimiz perişan, gelecekle ilgili kaygılı ve gününü de değerlendiremez pozisyonda oldular. Kendi kendine yeten
bir ülkeyiz diye bize küçüklüğümüzden beri öğretilen, derslerde hocalarımızın öğrettiği Türkiye bir tarım ülkesi ve kendi kendine yeten nadir ülkelerden bir tanesi dediler. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk İzmir'deki 1. İktisat Kongresi'ni topladığında milli ekonominin temeli ziraattır diye Türk milletine öğütte bulundu. %15-16 civarında tarımla uğraşan insanımız var. Ama bakıyorsunuz destek 3% civarında. Ben şunu biliyordum, 29 milyar bu sene tarımda desteğe pay ayrılmış diye biliyordum. Ama biraz önce öğrendim, 25.8 milyar. Önümüzdeki yıl 54 milyarmış. Ve bütçenin %1'inin verilmesini beklerken 3%'üyle çiftçimizi karşı karşıya bırakmışlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizim Expo'nun size hatırası olsun içinde bizim 4 tane Guinness Rekorlar kitabına giren taban mozaiğimiz de var. Bu mozaikle birlikte bizi hatırlarsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim.